mesela iş görüşmesine giden ve etkili olmak isteyen kadınlar, hı hı, ya da erkekler o zaman renge çok önem vermeliler. Kesinlikle. Ya, kıyafet de akılda intiba kalması da bir artıdır ama. Hani hem de elbiseli şöyle gelen kız güzel konuşmuştu. Hani ismini hatırlamayabilirler Zeynep diye ama hani elbiseden de hatırlayabilirler. O da bir artı. O bir artı ama şu olmaması lazım. Pembe elbiseli bir kız gelmişti ama adı neydi? Ezgi miydi? Yoksa Zeynep miydi? Dedirtmemeniz lazım. Zeynep ya da Ezgi o gün ne kadar da güzel bir elbisesi de vardı değil mi? İkincil gelmeli üstünüzdeki kıyafet. İlk siz yüzünüzle vereceğiniz mesajla ortamı doldurmalısınız. Ve ilk 3 saniye çok önemli. Daha gelin biz sıkışmadan ben size verdim ilk intibayı. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha ortama adımı attığınız anda üzerinizde ne olduğu o kadar önemli bir konu ki. Orada ilk intibayı verdiniz ve beyinlere kazındınız. Ondan sonra istediğiniz kadar sıkın, göz göze bakın, beden dili vesaire falan. Okey, bunlar çok önemli şeyler ama ilk intibayı göz ilk önce renk görür. Göz dünyayı renklerle algılar ve ilk intibayı her zaman sesten önce, bütün duyularımızdan önce renkle algılarız. Mesela bir görüşmeye gideceksek, bir toplantıya gideceksek akşamdan karar veriyoruz yarın ne giysek. Çünkü yarın bizim için çok önemli bir gün. Aynen öyle. Ama kıyafetimizle hatırlanmamak adına da sıradan bir elbise ya da renk mi tercih etmeliyiz? Hayır, kesinlikle. Hayır, kendi renklerinizden bir renk mutlaka tercih etmelisiniz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sabah ne giysem krizi vardır ya. Evet. İşte renk şifresi sabah ne giysem krizini gerçekten 3 dakikaya 5 dakikaya indiren bir şey. Çünkü doğru renk şifresinden akan bir gardırop zaten kendi içerisinde tıkır tıkır o kadar güzel eşleşiyor ki. Evet. Ben de bugün mesela buraya hazırlanırken gerçekten çok hızlı bir şekilde çıktım. 5-10 dakika mı aldı? Neyi yakıştığını biliyorsun. Tak tak, evet, giyindim ve çıktım. Çünkü bütün gardırop onun içerisinde ahenkli. Keza siz de burada o kadar güzel durmuş ki o üstünüzdeki açık koyu kontrastlı çizgiler. Çünkü kontrast taşıyabilen ve kontrast ayarı yüksek birisiniz. Dolayısıyla bembeyazla simsiyahı aynı anda üzerinizde kullanabilmişsiniz ve bunu avantaja çevirmişsiniz. Dolayısıyla böyle böyle etkileri var. Aynı zamanda da bütçeye çok faydalı. Çünkü düşünsenize gidiyorsunuz bir alışveriş merkezine. Tonlarca ürün var orada. Ne kadar kayboluyoruz değil mi? Yani alışverişe çok fazla vakit harcıyoruz. Bu modern dünyada biz bunları artık düşünmemeliyiz. Yani insanoğlu uzaya gidecek neredeyse. Zaman biz kaybı, hala kesinlikle ne giysem, ne giysem, ne giysem diye uğraşıyoruz. Yani bu gerçekten renk şifresi çok ulaşılabilir bir lüks olmasını hedefledim. Ve toplumun her kesimi tarafından kullanılabilmesini, her kesimi tarafından öncelikle çok düşük bütçeyle alışveriş yapmayı hedefliyoruz burada. Avantajları var mutlaka. Evet, aynen öyle. İkincil olarak da dediğim gibi yüze odaklı çok doğru bir imaj çalışması yapmayı o zaman mesela bizi seyredenler, hı-hı, hanımlar, beyler, kendi renk şifresini nasıl belirleyecekler? Tamam, burada benimkini söyledik de onlar benimkini merak etmiyorlar. Kendilerinkini merak ediyorlar. Bu arada çok yakın bizim ikimizin renk şifresi. Ufak kaymalar var. Enteresan başka bir şey söyleyeceğim. Sonra sorunuza geliyorum. İkizlerin bile renk şifreleri farklıdır. Öyle mi? Az önce iki beyefendi vardı burada. Muhtemelen çok ufak kaymalarla. Ama çok hep aynı kıyafetler giydiler. Evet, ama çok ufak kaymalarla ki aslında psikologlar bunu yanlış kendi kişisel imajlarını daha da fazla vurgulayabilirlerdi. Hoş, onlar bayağı yakın iki ikizdi ama genellikle tek yumurta ikizlerinde bile farklı renk şifreleri sıklıkla gözlemlediğimiz bir şey. Diğer konu da ne demiştik? Nasıl renk şifrelerini insanlar kendilerine belirleyecekler? Aynen, ona hemen gelelim. En uygun renkler. En başta söyledim, gün ışığında yapıyoruz. Dolayısıyla kendilerini gün ışığında çok iyi ve makyajsız bir yüzle gözlemlemeleri lazım. Hay hay. Önce geçecekler aynanın karşısına. Güneş karşılarından gelecek. Renkleri almaya başlayacaklar ve aynı renkleri aynı renklerle kıyaslayacaklar. Demin bizim az önce yaptığımız kırmızılar gibi. Şimdi hadi yeşillerden gösterelim. Şimdi çok güzel bir yeşil. Evet. Şimdi biz yeşil deyip geçiyoruz ama aslında binlerce tonu var. Çok hoş. Ben yine dediğim gibi kafa karıştırmamak için buraya az yeşil getirdim. Birbirinden çok farklı olan yeşil tonu. Yazdık. Sizin üzerinizde göstereyim mi, ister misiniz? Tabii tabii. Tamam. Bu boğdu beni. Evet. Şimdi neler oldu? Boğdu. Şimdi en olmayacaktan en olana doğru gelelim. Bu boğdu dediniz, çok haklısınız. Çünkü yüze şu anda yüze yakınlaşabilirsek harika olur bir kamerayla. Zoom yüze istiyorum şu arkadaşlar. Anda, evet, çok da çok fazla kalmayalım çünkü yüze şu an kötü gölgeler veriyor. O yüzden görüyor musunuz, yüz ovali dediğimiz şu kısımda bu yeşilin yansımalarını görüyoruz. Yüzü aşağı doğru çekti. Bu nazolabial çizgi dediğimiz çizgilere o renk dolmaya başladı. Ve şu anda yüzün üzerinde böyle blok 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 aslında başka renkler var. Bunu makyajsız yüzde, evet hemen çıkaralım. Bunu makyajsız yüzde
yaptığınız zaman çok çok daha iyi fark ediyorsunuz. Şimdi size çok güzel olacağını düşündüğüm böyle bir çam yeşili koyalım. Görüyor musunuz yüz ovali bir anda ne kadar keskinleşti. Şimdi çok hızlı bunu koyup çıkaracağım. Korkmayın. Bakın çok güzel. Hiç korkmayın. Oradan hemen buna geleceğim. Şimdi o da bir başka birinin çok iyi yeşili. Tabii tabii aynen öyle. Aynen. Bana gitmiyor. Görüyor musunuz ne kadar fark var arada? Burada yüzümüzde ne kadar odaklı kalabiliyoruz? Burada odaklanamıyoruz, yoruluyoruz. Burada ne kadar daha olabildiğiniz en mükemmel halinizdesiniz. Burada yani sizi çirkinleştirmek çok zor bir şey ama oy canımsın. Bu çok daha güzel aynen. Görünüyor. Her zaman daha güzeli vardır. O daha güzelini bilmek lazım. Aynen öyle. Şimdi hani herkesin tabii ki bu kadar bol renk yoktur evlerinde ama benim mağazaya her zaman gittiğimiz zaman alternatifler olabiliyor. Evet, mümkün oluyorsa eğer mağazada gün ışığı tarafına geçmeye çalışsınlar ya da eğer hani satın al iade et mantığıyla çalışabilen bir mağazaysa eğer satın alıp gün ışığında bir baksınlar. Olmuyorsa hemen o kıyafetle vedalaşsınlar. Ben diyorum ki ayakkabı bile alırken bu renkleri doğru eşleştirmek ya bizim hedefimiz. Ayakkabıyı bile yüzünüze yakınlaştırın ve bakın yüzünüzde ne yapıyor. Çünkü bize yüz çok fazla done veriyor. Aslında renk her yere, ayak bileğimize de yansıyor ama yüzde o kadar çok done var ki çalışabileceğimiz ifademiz değişiyor. Yaşlanıyoruz bir anda gençleşiyoruz gibi etkileri oluyor rengin. O yüzden ayakkabıyı bile yüzüne yakınlaştırarak almakta fayda. Peki zıt renk şifresine sahip olan kişinin ilişkileri nasıldır? İlişkileri etkiler mi? Sohbeti, muhabbeti. Şimdi şöyle enteresan bir şekilde aslında bu renk gruplarını, şimdi bizim 18 tane renk grubumuz var ve 18 renk grubu içerisinde enteresan karakter özellikleri fark ediyoruz. Şimdi baskın renk özellikleri var. O konulara girersem kafalar çok karışıyor ama örneğin baskın renk özelliği çok daha netlik olan biri, çok daha net akılda kalan, çok daha işte aklını hızlı toparlayan ve ona göre yaşayan bir insan, çok daha soft olan biri, çok böyle yumuşak yumuşak algıladığımız birine dönüşüyor ve işte konuşmasından giyimine her şeyine zaten yansıyor. O yüzden biraz karaktere etkisi var diyebilirim ama birbirini seven insanlar bazen zıtlıkların çekimi de olabiliyor. Mesela Barış da benimki biraz öyledir, zıt kutupların çekimidir. Ama bazen gerçekten görüyorum birbirine çok yakın renk şifresi olan, hani birbirine benzeyen insanlar evlenir ya görürsünüz evet. Kardeş gibi benziyordur birbirine, ne alaka dersiniz. Yıllar geçtikçe benzemeye başlarlar. Aynen öyle. O da birazcık baka daha baka. Yakınların çekimi. O yüzden hani tam olarak bir etkisi var mı? Renklerin evet var ama kimi zaman zıtlık olarak, kimi zaman yakın renkler olarak. Şimdi ayakkabı dahi çok önemli dedin. Evet. Şimdi benim aklıma renk deyince saçının rengi geliyor. Ya da evinin duvarının rengi. Hı hı. Ya da çarşafının rengi. Hepsi yani renk önemli. Aslında hayatımızın her yerinde var. Aynen. Sadece kıyafetlerimizde değil. Bu renk kontrastları da bizi etkiliyor mu? Renk kontrastları çok etkiliyor. Mekanlardaki renkler çok etkiliyor. Renk bize her yerden yansıyor. Şu an bu maviler bizim yüzümüze her yerden yansıyorlar aslında. Ruh halimize etkiliyor. Çünkü renk bir titreşim. Dolayısıyla o titreşim, o vibrasyon bizim vücudumuzda aslında bazı etkileri oluyor. Hatta enteresan bir şey, görmeseniz bile etkileri oluyor. Anlatabiliyor öyle muyum? Mi? Evet, yani vücudunuza bir yerden belirli bir ışık tutsalar belirli bir renkte hemen vücudunuzda bazı hormonlar salgılanıyor, bazı değişimler oluyor. İşte renk terapisi diye cilt bir şey de var. Cilt bakımında da mesela ışın veriyorlar ya hani mavi evet, ışık, evet. Yeşil, kırmızı. Evet. Onlar da hücrelerin yenilenmesi adına çok aynen. Etkili. Aynen, ruh halinize de çok etkili. Mekanlarda birazcık daha kontrast ayarı düşük renkler kullanıyoruz. Kontrast ayarı ne demek? En koyu rengimiz siyah değil mi? En açık rengimiz de beyaz. Siyahla beyazı biz eşit oranda beraber kullandığımız zaman kontrast ayarı çok yüksek bir renk bileşkesi yapmış oluyoruz. Kontrast ayarını kırmaya başladığımızda, bu koyu renkleri birazcık azalttığımızda ya da koyu renkleri biraz azaltarak kullandığımızda mimariye geçiyoruz o zaman. Mimari renkler de o çok şekilde kullanılıyor. O başka bir günün bence konusu. Kesinlikle oraya geçelim mi? Aynen, kıyafetlere geçelim. Kıyafetlerimiz var hanımlar. Ben. Çünkü artık güneş yüzünü göstermeye başladı, evet. Bahar geliyor. Evet. Gerçekten hava pusluyken, griyken modumuz farklı oluyor. Kesinlikle farklı. İşte çiçekler açmaya başlasın, güneş olsun, gökyüzünün mavisi değişsin. O durumda bir enerjimiz daha bir başka oluyor. Aynen öyle ve üstümüze daha renkli giymek istiyoruz. Kesinlikle. Aslında kışın da renk giyebiliriz. Kışın evet. Şimdi ufak ufak başlandı renk kullanılmaya, özellikle işte paltolarda, kabanlarda, montlarda çok güzel renk patlatılan kombinler görüyorum. Biz şimdi gerçekten şu an mağazalara bile daha girmemiş, bazıları yeni girmiş kıyafetler toparladık buraya. Harika. Hemen şöyle birkaç onların kombin gösterelim lütfen. Onların üzerinden geçeceğiz. Şimdi bir, siyahı herkes giyemez. Bunu tamamen onu konuşmak için getirdim. Siz giyebilirsiniz ve giymişsiniz. Ama siyahı
siyah giyerken şuna dikkat etmek lazım. Siyah yüze gölge veriyor mu ve ifadeyi değiştiriyor mu ve aşağı çekiyor mu? Bir. Siyah her zaman modadır, ona hiç girmiyorum. Siyah artı beyaz genellikle çok renksizmiş gibi tanımlanır insanlar tarafından. O noktada eğer böyle bir eleştiri alıyorsanız ama siyahın size çok yakıştığını yakıştırıyorsanız çok kendinize, o zaman ufak renk patlatmaları bu sezon detaylarda yapabilirsiniz. Şimdi gelelim sezonun en moda renklerine. Bu cıvıl cıvıl mücevher renkleri. Sarılar, yeşiller, sarılar, maviler. Sarılar, yeşiller, maviler, aynen öyle. Benim yüzümde nasıl duracak bakalım? Gayet öyle güzel, olur. Evet. Çünkü bu hala soğuk tonda bir sarı. Daha sıcak sarılar da var. O yüzden sizin soğukluğunuz çok baskın olduğu için gayet güzel oldu. Güzel. Gelelim bu somonumsu renklere. Somonlar çok moda, her tonu çok moda bu sezon. Burada dikkat edilmesi gereken şey, hani en başta konuştuk ya, turuncu da hani birazcık zor bir renk ve zorlayabiliyor. O somonumsuluğun içerisinde turunculuk biraz fazla mı yoksa iyi bir noktada mı duruyor, ona bakmak lazım. Burada nasıl cafcaflı görünüyor? Evet, ekranda daha net görünüyor. Bu birazcık daha bizim aslında, şu anda gördüğümüz gözümüzde daha bir allık somonumsu pembesi. Ki bu nasıl görünecek acaba? Bu sizde işte mükemmel olacak bir renk, evet. Değil mi? Hemen çok enerjisi nasıl yükseldi Ezgi Hanım'ın görüyorsunuz. Bu da harika. Çok güzel. Yine aa, çok güzel severim. Olacak bir mavi renk tonları, daha maviler. Evet. Kendime çok yakıştırırım ben. Aynen, bu sezon bol bol mavi var, bol bol kullanabiliriz. Bu arada harika. Çok fazla floral çiçekli desenler var. Ay çok hoş. Evet. Ha, bayıldım buna. Bu çiçekli desenleri benim üzerimdeki gibi altından siyah bir fonla onun üzerine gelmiş çiçekli desenler de çok moda. Altından beyaz bir fonla giden çiçekli desenler de moda. Bu da benim bu sezonki favori elbiselerimden bir tanesi. Harika. Yine gelelim pastellere. Pasteller çok fazla olan kıyafetler. Pastelleri de kendinize yakıştırmıyorsanız, bazen çünkü bazı kişilerde enerjiyi birazcık aşağı çekebiliyor. Evet, bu biraz çok soluk oldu. Ben bunu bir kolyeyle patlatmak isterim patlatmak mesela. Patlatmak istersiniz. Aynen. Ya da yüzünüze fularla. Yakın olan rengi kendi renginizden, kendi renk ailenizden seçin mutlaka. Ve altına getirip patlatmak istediğiniz diğer rengi koyun. Ve evet, fular çok mantıklı. Ayakkabıyla fulara uygun. Çünkü fular yüzümüze direkt olarak yansıyan bir şey olduğu için çok güzel o renk akışını toparlayabileceğimiz bir alternatif. Aynen öyle. Harikalar. Bunlar da yine mavi kombinlerimiz. Kotlarla gömlekler. Evet. Aa, kotlar, gömlekler ve pantolonlarda uzun çizgiler, bilekte biten formlar bu sezon yine çok moda. Yine iri çiçekli desenler, rengarenk. Modayı da yine, konuştuk. Evet, modayı da konuşmuş trend, olduk. Sezonun renk trendlerini de konuşmuş olduk. Hazırlıklı geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten, çok keyifliydi. Çok geniş bir konu. Sonrasında çok tekrar bir konu. Beklerim aynen inşallah. Öyle, aynen. Çok güzel konuştuk. Renkler gerçekten insanın davranışlarını, hareketlerini, o kişiyle sohbet ederkenki enerjiyi dahi etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor. Katılıyorum. Aynen. Ben de katılıyorum. Katılıyorum efendim.